Sebebi de o. Çok aynen. Hemen bir uyum yakaladık sabahıyla da. Gerçi biz üçümüz zaten çalıştığımız için birbirimize alışıktık ama sabahdan hiç sonradan yani yabancılık çekmeden hemen ekibe dahil oldu. Zaten gülen bir ekibince sabah tümünün gelmesinden daha aynen. Doğal bir şey olamazdı. Ay çok aynen. Teşekkür ederim. Çok aynen. Benden daha yüksek halka attığı için olamıyor. Yarışıyorlar ya. Ben bazen kendime gıcık oluyorum. Yok, estağfurullah, hayır. Neyse. Çok, mesela kendi tek programın tekrarını seyredince ve çok güldüğüm yerlerde bir gıcık oluyorum kendime. Bu kadar da gülünür mü diye. Bir de böyle böyle falan yapıp ne gerek var yani. Anıra anıra. Yok. Bir dakika, ben hatırlayabiliyorum. Ha, sen. Öyle miydi? Ha, şey, o şunu da oynatıyorsun omuzu. Omuz oynamadan olmuyor. Ama. En çok ne gülersiniz? Konu bulalım. Ben evet. En çok ince esprilere gülerim yani. Espri anlayışı olan insanlara çok gülerim. Ama hani bazı insanlar vardır hareketlere güler, birisi düşünce güler falan, hiç öyle bir tip değilimdir. Ama gerçekten gülüş çok önemli, kahkaha çok önemli. Sabahın kahkahasında o var. Sette de zaten dediği gibi kahkaha atmak güzel bir şey. Gerçekten bulaşıcı. Bulaşıyor. Ve oraya bir anda bir pozitif bir enerji yayılıyor. O yüzden gülen insana gülerim yani. En çok neye gülersin? Valla ben de ince esprilere gülerim. Bir de durum komedisi yani anlık spontane olan bir şey. Orada patlatırım ben. Hani hiç mekan, yer hiç önemli değil. Kim varmış karşımda falan. Durduramam. Çünkü ama ona güler insanlar zaten. Daha içten gülüş öyle olur. Ben sette de öyleyiz biz sürekli. Hani 3-2-1 kayıt demeden zaten biz ooo. Gitmiş oluyor işte. Başlıyoruz zaten. Bazen bir gülme krizi geliyor yani. Durduramıyorum. Ben her şeyi gülmem dermişim bir anda. Ben gülmem aslında ben beklerim. Gülmem aslında. Hayır, ben de gerçekten hem Nergis hem Onur'a katı, ben de öyle zeka gerektiren, yani içinde zeka olan şeylere gülüyorum ya da işte onun dediği gibi spontane olan şeylere gülüyorum. Yani mesela hani şey gibi gözüküyorum aslında, hani elma dersen gülüyor, armut dersen kahkaha atıyor gibi gözüküyorum. Fakat mesela atıyorum bir herkesin çok güldüğü bir filme hiç gülmüyorum ben mesela. Hatta nefret ederek falan çıkıyorum. Niye bunu çekmişler? Nasıl gülüyor bu insanlar falan diye. Yani en son nefret ettiğin filmi soracaksın. Hatırlamıyorum. Güzeldi bu. Ya da sketch mesela. Hani yok yani öyle şeylere tahammülüm yok. Güzellik beğeniyorum. Ya ben biraz ayrılacağım bu işten. Ben Her şeye. Yani sebepsiz yere bazen. Böyle kötü yapılmış bir şeyle sinir bozukluğundan zaten. Yani zorlama bir komikliğe de. Evet. Yani zorlama yapılmış bir komikliğe de mesela sinir bozukluğundan gülerim. Evet aslında. Evet doğru. Evet. En son hangi filme güldünüz? Türk olsun. Ha, Türk olsun mümkünse. En şey son Türk filmi ne zaman seyretti onu bile hatırlamıyorum. Özür diler. Sabahın var mı? Düşünüyorum ama yok galiba ya. En son seyrettiğim filmi herhalde bir zamanların Cem Yılmaz filmi ama hangi zaman, hangisini hatırlamıyorum. Unuttum. Gora mıydı? Ya yani, unuttum dedemin ya. Dedemin fişine gittim en son. Güldünüz mü? Güldüm. Bu güzel. Var mı bu iş mi? Yok.